Sevgili yengeç burçları, ay burcu yengeç ve yükselen burcu yengeç olan dostlarım, hepinize güzel bir bakım diliyorum. 3 Haziran 9 Haziran dönemi sizleri neler bekliyor, tek tek yorumlamaya çalışacağım. Yıldıznamenizde neler var? Bir kere bir dayanak aldığınızı, birinden destek aldığınızı görüyorum. Desteğiniz, dayanağınız gayet iyi. Canınızı sıkmayın. Üzen, daraltan, sıkan ne varsa yakında kurtuluyorsunuz. Kendinizi bir boşlukta hissediyorsunuz ama bu boşluğun geçici bir şey olduğunu, boşlukta falan değilsin, kendini toplamayı başaracaksın. Ve ruhani anlamda gelişme kaydedeceğini görüyorum. Ruhsal ve zihinsel anlamda oldukça ileri bir döneme kendini taşıyacaksın sevgili dostum. Bu hafta itibariyle bütün yengeç burçlarının 4 ve 4'ün katı uğurlu sayıları olarak geldi ve mavi uğurlu renkleri olarak geldi. Özgürlüğü deneyimleyeceğinizi görüyorum arkadaşlar. Hem özgürlüğün deneyimlenmesi hem de 4 sayısının katılmasıyla bir tamamlanma süreci yaşayacağınıza sizi temin edebilirim. Bir tamamlanma süreci yaşayacaksınız hayırlısıyla. Kötülüklerden korunduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. Şimdi bir karanlıkta yürüme söz konusu arkadaşlar. Bilmediğiniz bir konu ile ilgili karanlıkta yürüdüğünüzü. Ama yakın zamanda bir dinlenme yaşayacaksın. Adeta karanlıkta yürüdün, bir dinlenme molası vereceğini ve de bazı şeyler için çalışacağını görüyorum. Kalıcı bazı işler gerçekleştireceğine seni temin ederim sevgili arkadaşım. 5-6 kişilik bir aile meclisi toplanabilir, bir arkadaş grubu toplanabilir. Hayırlısıyla burada da bir evlilik konusu konuşulabilir, bir beraberlik konusu konuşulabilir. Önünüze bazı fırsatlar gelebilir. Ya size sunulacak ya da siz birisinin evliliğine falan vesile olacaksınız. Aynı zamanda eviniz sizin cennetinizdir, ben biliyorum. Evinizle ilgili değişimler, dönüşümler size çok iyi geliyor sevgili dostum. Merak etme. Yakın zamanda kötülüklerden korunacağın, iyiliği, güzelliği hayata katacağın bir dönemden geçiyor olacaksın. Evet. Şimdi arkadaşlar, bazı olaylar için geç kalınmışlık görüyorum. Bazı olaylar için biraz geç kalınmış dönem var ama yakın zamanda bu zamanı telafi edeceğini, zamanı lehine çevireceğini söylemeliyim. Işın gözükmesine çok az bir zaman kalmış, değerlendirin derim arkadaşlar. Ve işinizle ilgili güzel bir dönem başlıyor pek çoğunuz için. İş değişimi sana çok iyi gelecek arkadaşım. Durup bir şeyleri düşüneceğini, bir Satürn döngüden geçiyorsun sevgili Yengeç Burcu. Yönetici gezegen Ay biraz küçülürken seni de uykusuz bırakabilir. Maddi manevi bazı sıkıntılara sebep olabilir. Bu ne kadar sürecek? 10 gün kadar. Biraz maddi sıkıntı, daralma yaşayabilirsin ama çözeceksin. Allah'ın izniyle çözüme kavuşturacaksın. Yine yengeç burçlarının 29 derecede, biliyorsunuz 29 derece balık burcunda Neptün var. Bazı hayalleriniz yıkıldı. Bazı insanlarla ilgili yıkıcı haberler aldınız. Yakın zamanda bunlarla ilgili de değişimi, dönüşümü hayatınıza katacağınızı görüyorum. Yani hayırlısıyla kötü insanların gitmesiyle beraber, hayatınızda kötülüklerin gitmesiyle beraber çok daha güzel bir dönem yaşayacaksınız. Şimdi yengeçlerle kovalar arasında bazı sorunlar vardı. Bunların giderileceğini, yengeçlerle kovalar arasında çok güzel iletişimlerin sağlanacağını söylemeliyim. Hem iletişim alanında çok iyisiniz, hem de biraz yengeçlerle sürtüşmeler yaşandı. O konuda biraz sıkıntı veriyor, biraz muzdaripsiniz ama Rabbimin izniyle o konuyu da netliğe kavuşturacağınızı, sıkıntıların biteceğini söylemeliyim. Şimdi nazar ve negatif enerji var evde.
Zaman zaman oluyor. Tüsü yapmanızı öneriyorum. Mutlaka üzerliğim üzerine 21 tane ayetel kürsü okuyup, Felak, Nas, İhlas surelerini üçer kere okuyup, yaktığınızda evdeki nazar negatif hepsi gidecektir arkadaşlar. Ve bazılarınız yakın zamanda, hani bu parasal bir sıkıntı var dedim ya, yakın zamanda parasal sıkıntılarını çabucak yenerken bazılarınızda sıkıntı devam edebilir. Ne olursa olsun yakın zamanda mesut bir dönem, mesut bir sıkıntısız bir dönem gösteriyor arkadaşlar. Evet. Seni aşağı çekmeye çalışan, modunu düşürmeye çalışan birisini görüyorum. Eve geliyor sürekli olarak, o geldiği zaman bir kadın. Eve geldiği zaman sürekli sıkıntı çıkartıyor arkadaşlar. Dikkatinizi çeker. Bunu pek eve almamanızı öneririm. Beyaz tenli birisi ve de senden sürekli olaraktan çıkar sağlamaya çalışan birisi. Beyaz tenli ya da böyle bir buğday benizli, hafif esmer olabilir ama sarışın değil yani. Böyle bir kadın çıkıyor arkadaşlar. Yani dedikodu da yapıyor, nazar enerjisi de veriyor. Bundan uzak durmanızı öneriyorum. Bildiğin bilmediğin yerlerden gelen parayla dolup taşacaksın ama 10 günün var. 10 gün bir sıkıntın var. 10 gün sonra full maddi manevi bolluk veriyor. Ev sahibi kiracı ilişkileri sıkıntı olabilir. Senin dediğin olacak. Sevinçli haberler alacaksın. Ektiklerini biçme haftası. Çok iyilik ettiysen çok iyilik görüyorsun. Bazılarımız da belki ego yaptı. İmtihan olabilir. Allah'ım bizi günah işlemekten alıkoy diyebilirsin sevgili dostum. Hem günah işlemeden alıkoyması hem de bazı iç hesaplamalar yapman senin yıldızını yükseltecektir. Evet, yine 10 gün veriyor. 10 gün içinde maddi bir bolluk, bir akış olacak arkadaşlar. Yalnız kendin çok bunalmışsın bu ara. Tartışmalar, kavgalar, dövüşler, sıkıntılar, geçim derdi, geçim kavgası bunun adı. Seni biraz yoğurmuş. Siktinizi vermek istiyorum arkadaşlar. Ya Baki zikri, tekrar sayısı 113'tür. Varlığı sonsuza kadar ebedi olacak olan anlamındadır. Ya Baki 113. Sonsuz rahmet sahibi anlamındadır. Rabbim hepinizi kötülüklerden, kötü insanların şerlerinden korusun. Önünüze sonsuz olasılıkları çıkarsın inşallah. Güzel bir hafta olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen.